çıtır çıtır hamuru böyle fırından çıkar çıkmaz üzerine sürdüğümüz tereyağıyla parıl parıl parıldayan içerisinde misler gibi soğanlı kıymasıyla şahane bir kıymalı pide yapıyoruz. Hem de Karadeniz'in incisi Bafra pidesi yapacağız. Ben tüm sırlarını ustasına öğrendim ve size aktaracağım. Öncelikle hamur için sadece una, suya, tuza ve mayaya ihtiyacımız var. Önemli püf noktası ne biliyor musunuz? Mayası az olacak, tuzu az olacak. Tuzu az olunca böyle hamur gevşecek ve daha da rahatça böyle uzatacağız. İçerisinde malzemesi bol, hamuru ince olacak. Hemen hamura geçeceğim. Püf noktalarına ve detaylara da geçeceğim ama abone olmayanlar varsa hemen bu arada abone olsunlar, ben de başlıyorum. İşe klasik sert bir hamur yaparak başlayacağız. Sadece un, su, maya ve tuzla yapacağız. Yaklaşık 300 gram, 3 su bardağı kadar unumuz var. Ortasına şöyle bir havuz açalım. Suyu ortasına koyuyoruz. Mayayı da serpelim ve iyice birleşene kadar yoğuracağız. Tezgahta yapamıyorsanız öncesinde bir tane kabın içerisinde de malzemeyi birleştirip sonrasında tezgaha alıp yoğurabilirsiniz. Pürüzsüz olana kadar yoğuracağız. Hamurumuz gördüğünüz gibi birleşti. Hamur birleştikten sonra hafiften şöyle içerisini açalım ve tuzumuzu serpelim. Sonra da tekrar pürüzsüz olana kadar yoğuracağız. Bir çay kaşığı kadar tuz ekledik ama silme bir çay kaşığı, böyle tepeleme değil. Hamuru gördüğünüz gibi uzatarak yoğuruyoruz ki iyice glutenler açığa çıksın. Çünkü bu bir ekmek hamuru ya da pizza hamuru gibi değil. Çok fazla esnemesi gerekiyor. İçerisindeki maya miktarı birazcık daha düşük. Çok fazla beklemeyeceği için de ne kadar fazla glutenini ortaya çıkartırsak o kadar kolay esneyecektir. Evet, hamur artık neredeyse hazır oldu. Ufaktan toparlayalım. Zaten hamurun elinizde yumuşadığını, ne kadar pürüzsüzleştiğini hissedeceksiniz. Eğer hamur yumuşamadıysa, kendini bırakmadıysa yoğurmaya devam. Gördüğünüz gibi. Evet, pürüzsüz. Hamurumuz hazır. Hemen bir kontrolünü yapalım. Sekme, hepsi daha önceden konuştuğumuz bu hamura dair şeyler. Gluteni gayet kendinde uzayabiliyor. Evet, artık toparlayabiliriz. Ve şimdi mayalama zamanı. Bir tane cam ya da herhangi bir kaseye birazcık un serpelim. Hamurumuzun da üzerine bir un serpelim. Üzerini kapatacağım. Yaklaşık 1-1,5 saat iyice kabarana kadar sıcak bir yerde beklesin. Sonrasında porsiyonlayacağız. Hamurumuzu dinlenmeye bıraktık. Tabii ki şimdi iç harcımızı hazırlamamız gerekiyor. Bu iç harcın çok basit püf noktaları var ama uygulamazsanız pidenizin tadı asla doğru olmayacaktır. Kıymayı sadece kendi halinde kavuruyoruz. İçerisine hiç ekstra yağ ve baharat eklemiyoruz. Kıymanın kendi tadının çıkmasını sağlayacağız. Ondan sonra burada buluşalım. Hiç yağ koymayacağız. Şu anda başka hiçbir şey koymayacağız. Sadece kıymayı güzelce yağını ve suyunu bırakıp çekene kadar kavuracağız. Kıymamız yağsıza yakın, orta yağlı bir kıyma. Kıymayı güzelce parça parça olana kadar, tüm parçaları ayrılana kadar kavuracağız. Kıymalar hafifçe renk almaya başladılar. Gördüğünüz gibi birazcık suyunu da bırakıyorlar. Şimdi bu aşamada içerisindeki tüm suyu bırakabilmesi için tuzunu da ekleyeceğiz. Kıymalar suyunu çektikten sonra zaten kendi yağında cızırdamaya başlayacaklar. Çok kolaylıkla siz de duyabilirsiniz. Kıymalarımız neredeyse hazırlar. Altını kapatalım ve ocaktan alalım. Evet, gördüğünüz gibi kıymamız kavruldu. Hemen şimdi hızlıca soğusunlar diye tabağımıza alalım. Bu harcın püf noktası içerisine sıcakken ince doğradığınız bir baş soğanı eklemek. Böylelikle soğan hafiften kendi tadını kıymaya bırakacak ve bolca karabiber, bunu da unutmayın. Ama çiğ kalacak, sonrasında fırına gelince o yüksek sıcaklıkla beraber o lezzet bir anda patlayacak. Bunu çok çok önemli bir püf noktası. Ve soğanlarını az önce bahsettiğim gibi tam olarak bu aşamada ekleyeceğiz. Bolca karabiber ekleyelim. Bir tane ufak doğranmış soğan da ekleyelim içerisine. Ve artık bu da soğuyacak. Biz dahaki hamurları açana kadar bunlar da tezgahta soğusunlar. Hamurumuz da mayalandı. Hamurumuz gördüğünüz gibi şahane kabarmış. Şimdi hemen tezgahımızı hafif unluyoruz, çok fazla değil. İlk havasını alacağız, sonra dörde bölüp yine yuvarlayacağız ve tekrar mayalayacağız. Gördüğünüz gibi köşeleri aşağı doğru katlayarak yüzeyini tekrar pürüzsüz hale getiriyorum ve yuvarlıyorum. Hamurlarımız hazır. Şimdi son kez üzerini tekrar birazcık unlayalım ve temiz bir bezle örtelim. Oda sıcaklığında bir yarım saat 45 dakika daha mayalayacağız. Hamurlarımız güzelce dinlendiler. Şöyle bir örtüyü kaldıralım. Of, hamurlar kesinlikle kıvama gelmişler. Zaten görüntüsüyle beraber siz de kolaylıkla anlayabileceksiniz. Hafiften yumuşuyorlar tekrar. Şimdi artık açıp
pidelerimizi kapatabiliriz. Çok fazla unlamıyoruz. Eğer ki fazla unlarsanız birazdan kapatırken problem yaşayacaksınız. O nedenle açarken fazla un kullanmamaya, fazla un kullanıyorsanız da iyice silkelemeye özen gösterin. Ben çok az unlu açmayı başaracağımı düşünüyorum. Bir merdane yardımıyla ya da elinizle de uzatabilirsiniz. Hafiften yapışırsa ara ara unlayabilirsiniz benim gibi. Hafiften böyle bir çırpma hareketi yaparsanız hem üzerindeki undan kurtulmuş olacaksınız hem de hamurunuz daha dengeli şekilde açılmış olacak. Eğer ki aralarda kopmalar görüyorsanız da hafiften böyle çimdikleri üzerine bastırarak oraları da kapatabilirsiniz. Bunu unutmayın. İyice açmaya özen gösterin ama. Fazla ununu da bu şekilde silkeleyelim. Hamurumuz inceldi. Şimdi tam ortasına kenarlardan birer parmak boşluk kalacak şekilde kıymamızı koyuyoruz. Kıymamız güzelce soğudu, dinlendi. Ortasına kenarlarında çok hafif boşluk kalacak şekilde kıymamızı koyalım. Kıymayı fazla koyarsanız bir anda patlatabilir. Az koyarsanız da fazla hamur olur. O yüzden kıymayı dengeli koymakta fayda var. Bir pide için 4 yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Böyle yayduralım. Şimdi çimdikleyerek kapatacağız. Eğer ki çimdiklediğiniz yer bu yanlar fazla unluysa orayı mutlaka temizleyin yoksa yapışmayacaktır. Kenarlarını da güzelce kapatalım. Ve şimdi tüm hamurlar için bu işleme devam edeceğiz. Hafiften kenarlarını tutup uzatıyoruz. İşte en başında 5 dakika, 10 dakika fazla yoğurmamızın avantajları burada. Şu anda hamur kendini bıraktı, bize kendini teslim etti. Dilediğimiz gibi uzatıp şekillendirebiliyoruz. Asla karşı koymuyor. Tepsiyi almadan önce diğerlerini açana kadar bunlar da kenarda bekleyebilirler. Sonuncu pidemizin de üzerini kapatalım. Gördüğünüz gibi ilk baştaki güzel yoğurmamız bize burada avantajla dönüyor. Burada yağlı kaseymiş bir tane tepsim var. Tepsi dördünü birden almaz çünkü birazcık uzun açtık. Siz daha kısa açtıysanız tabii biraz daha tombul olacaklardı ama benim gibi ince seviyorsanız hafiften uzatın. Tepsinizin çapraz kısmına koyarsanız oradaki hipotenüsten daha fazla mesafe çıkacaktır size. Bu aşamada dilerseniz yumurta da sürebilirsiniz ama size tavsiyem sürmemeniz. Çünkü yüksek sıcaklıklarda yumurta yanıyor. Çıkınca tabii ki üzerine bolca tereyağı süreceğiz. Evet, bunları koyduk güzelce. Fırın 230 derecede sıcak. Tabana atarsanız hızlıca yanabilir. O yüzden tabanın bir üstüne atacağız. Yaklaşık 10-12 dakika sonra kızarmış halde çıkartacağız. Sonra üzerine daha çıkar çıkmaz dolaptan çıkarttığım tereyağını süreceğim. Ortasını açacağım. Ortaya da birazcık tereyağı. Beklemede kalın. Tereyağlar da içlerinde muazzam eridiler ve artık dilimleyebiliriz. Size şöyle içlerini de göstereyim. Hala inanılmaz sıcak. Malzemeyle dolu dolu. Gördüğünüz gibi Bafra pidesi yapmak birazcık özen istiyor ama emeğinizi verdiğiniz zaman da sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Size söylemiştim. Gerçekten kokusuyla, dokusuyla, o dışındaki çıtırlık, tereyağı sürdüğünüz zamanki çıkan buharlar, onun içeri erimesi tam tamına dört dörtlük bir Bafra pidesi yaptık. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Püf noktalarına uyduğunuz zaman sizlerin de şahane pideleri olacak. Bu tarifi denedikten sonra bizlerle Instagram'dan da paylaşmayı unutmayın ki bizler de görelim. Tarifi beğenenler beğenmeyi ama hala abone olmayan arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.